Uzun yıllar önce Allah Harut ve Marut isimli iki meleği Babil şehrine gönderdi. Bu iki meleğin görevi isteyen kişilere büyü ilmini öğretmekti. Ancak büyü yapmanın en büyük günahlardan olup sonunun ebedi cehennem olduğunu söylemeden kimseye büyü yapmayı öğretmezlerdi. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bu iki meleği insanları denemek için gönderdiğini ve onlardan öğrenilen büyüleri yapmanın tek karşılığının ebedi cehennem olduğunu söylemekte. Fakat maalesef günümüze kadar birçok insan ebedi cehennemi kabul edip büyü yaparak kendilerini sonsuza dek lanetlemiş oldular. Eski kitaplara göre ise Harut ve Marut Allah'ın insanları meleklerden üstün tutmasına itiraz ettiler. Ancak Allah onlara insanın daha üstün olduğunu, çünkü insanda günah işleme arzusu, nefis olduğunu söyledi. Melekler ise eğer biz de nefis olsaydı asla günah işlemezdik dediler. Allah ise size de nefis vereceğim, ancak günah işlerseniz sizi de azaba çarptıracağım demişti. Harut ve Marut'a sınanmaları için Allah tarafından nefis duygusu verildi ve yeryüzüne indirildiler. Ancak bu iki melek yeryüzünde sayısız büyük günah işlediler. Harut ve Marut işledikleri günahlardan sonra Allah dünya ve ahiret azabından birini seçmelerini emretti. Onlar da geçici olduğu için ve ahirette kurtuluş ümidiyle dünya azabını tercih ettiler. Bazı kişiler bu meleklerin Şam bölgesinde iki dağ arasında kalan insanın zor sığacağı girişi olan bir mağarada olduğunu ve kıyamete kadar baş aşağı asılı duracağını söylemektedir. Ayrıca bu süre zarfında insanlara büyü öğretmeye devam edeceğine inanmaktadırlar. Harut ve Marut eski kitaplarda bu şekilde tasvir edilmiştir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.